Değerli arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videomuzda hem TR Classic Lunch Eski Luna hem de TR Luna'yı son 24 saatteki hareketleriyle inceleyeceğiz. Piyasanın genel durumuna bakacağız. Her iki Luna'nın piyasanın genel durumuna göre vermiş olduğu tepkileri inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Lunch'la başlayalım. Eski Lunch yani TR Classic Lunch arkadaşlar son 24 saatte %1.27'lik bir değer kazanımıyla 3.012 ile an itibariyle işlem görüyor. Hacim son 24 saatte %39.81 azaldı ve 263.885.486 olarak gerçekleşti. Hacmin market değerine oranı arkadaşlar %32. Yine market değeri ciddi anlamda bu geçtiğimiz hafta ile beraber 819.438.300'lere kadar yükseldi. Piyasa geneline göre çok ciddi anlamda bir artış gerçekleştirilmiş oldu son 7 günde özellikle Lunch. Hatta bir ara arkadaşlar 3.016'lara kadar çıkmıştı. Sonra biraz geriledi ve yine toparlanma sürecini devam ettiriyor. Özellikle yakın konusu var beklenen. Bu yakın konusunun bir an önce gerçekleşmesi yönünde de Von ve ekibine baskılar devam ediyor. Hatta küçük çaplı bir takım borsalar arkadaşlar hiç bu onayı da beklemeden bu özellikle otomatik yakım konusuyla ilgili yakımları yapmaya başladıklarını duyurdular. Ancak tabii genel olarak en çok beklenen konu Binance. Özellikle market değeri olarak Lunch'da hali hazırda hala Binance ilk sırada yer alıyor. Yine Luna'da da genel olarak bakıldığında yeni Luna'da da ilk iki sırayı iki farklı hem Luna Binance USD hem de Luna USDT olarak arkadaşlar ilk iki sırayı Binance alıyor. Dolayısıyla Binance'in bu konuda yapacağı otomatik yakım çok daha belirleyici olacak şeklinde düşünebiliriz. Terra Luna'da son 24 saatte %0.87'lik bir değer kaybı var ve 2.08 dolardan işlem görüyor. Hacim %15.57 son 24 saatte azaldı. 119.709.422 olarak gerçekleşiyor. Hacim market değeri oranı %44. Ciddi anlamda bir trade yapıldığını görebiliyoruz. Ancak Luna genel anlamıyla bakıldığında arkadaşlar çıktığı günden itibaren ciddi anlamda bir gerileme ile karşı karşıya. Özellikle son yani çıkış tarihi ile ilgili bakıldığında tam olarak ve istenen performansı gerçekleştiremedi ve ciddi anlamda geriye doğru bir hareket gerçekleştiriyor negatif yönlü. Bu arada tabi airdroplar konusu var. Terra Luna'nın ilk airdroplarını alan bir takım eski Lunch yatırımcıları bunları Lunch'a çevirmeyi düşünüyorlardı ve bunun böyle gerçekleşmesini gördük. Tabii yeni yatırımcıyı şu anda üzerine çekemiyor. Hali hazırda piyasa değeri oldukça düşük ve istenen performansı maalesef Luna projesi de sağlamamış gibi görünüyor. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat diyoruz. Dolayısıyla karınızdan ve zararlarınızdan birebir sorumlusunuz ve bunun böyle olması yatırımcı profilinizin uzun vadede gelişmesi açısından sizler için çok daha doğru sonuçlar doğurur arkadaşlar. Dolayısıyla kulaktan dolma bilgilerle de yatırım yapmamak gerekir. Bunu da son olarak dipnot olarak hatırlatmış olayım. Genel olarak durum böyle. Von ve arkadaşlar yönetimin hali hazırda devam eden mahkeme süreçleri var. Bunlarla ilgili de tabii bu niye bu kadar uzadı şeklinde bir beklenti var. Arkadaşlar hukuki süreçte avukatlar da gerekli savunmaları yapmaya çalışıyor ama en çok bütün projektörlerin üzerinde durduğu konu seç konusu. Güney Kore'de zaten konu artık hükümetsel boyutta gidiyor. Bildiğiniz gibi çöküşten evvel Terra Classic, Terra Labs'ı zaten işlemlerini durdurmuştu. Aslında burada bir dolandırıcılıkla suçlanılması konusu var. Bunun hani negatif olarak etkilenmesi yatırımcılar için aslında bir finansal bir değer arz etmeyecek. Güney Kore piyasasındaki hacim oldukça düşük. Asıl önemli olan SEC'in konunun üzerine gitmesi. SEC konusu şayet eğer yaptırımla sonuçlanırsa gerek Lunch yatırımcısı gerek de yeni Luna yatırımcısı için bir felaket olabilir. Dolayısıyla Von ve ekibin bu konuda istenen belgeleri veya savunmalarını çok iyi yapması gerekir. Eğer bu süreçten kurtulabilirlerse tabii şu anda dibinde olan değer yukarıları yönleri doğru gidebilir. Ancak burada istenilen sonuç elde edilemez ve olumsuz yönde bir hareket gelirse arkadaşlar gerçekten tam bir yıkım olur. Tabii şu anda hali hazırda bu projede eskiden beri çok ciddi kayıplar yaşamış olan ve psikolojik olarak etkilenmiş olan yatırımcılar şu anda daha da çaresiz hale gelebilir. Umarız böyle bir durum söz konusu olmaz. Burada bir uzlaşma ve mutabık kalma konusu olabilir mi? Bu da soru işareti. Çünkü Von ve ekip kesinlikle masaya oturma taraftarı değil seçili.
bu konuda da ne planlıyorlar inanın anlaşılması mümkün değil. Bu arada TR Classic Lounge'un çöküşü genel olarak kripto para piyasasını çok olumsuz etkiledi. Yeni Luna'nın da çıkması ve istenilen performansı vermemesi ve burada bir konu daha var arkadaşlar. Şu anda içerisinde bulunan DeFi projelerinde gerek Luna gerekse de Lounge kendi rakipleri yönünde artık tamamen prestij kaybetti ve burada büyük rakipler karşısında şansları bu olaylardan sonra çok ciddi anlamda zayıf. Hala hazırda bu projeden hala ümit var olan arkadaşlar burada olası yeni yatırımcıların veya böyle traderların girişiyle beraber olası bir fiyat düzenlemesiyle belki bir kısım zararını şu dalgalı dönemde kurtarabilir umuduyla durduklarını hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Tabii bunlar benim kişisel fikirlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Durum genel olarak özet olarak böyle. Umarım yatırımlarınızı da bu bilgiler işlerinize yarayacaktır. Yeni giren yatırımcılar lütfen bu her iki coin'den de bir süre daha uzak durmanızda fayda var diye düşünüyorum. İlla da gireceğim diyen arkadaşlar kendilerini üzmeyecek miktarlarda ve kademeli olarak alım satım yapmalılar. Yine kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle her iki coin'de de uzak durulmasının çok önemli olduğunu bir kere daha altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Durum genel olarak böyle. Bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım neler olacak. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Yine video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz sonraki videolarda bunların üzerinde de durabiliriz. Yine arkadaşlarınıza paylaşarak ikinci bir destekte de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.